Gram altın 500 lirayı bugün itibariyle görmüş durumda, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra da 400'lü seviyeleri biraz zor görürüz. Amerika'da teşvikler daha kabul edilmedi ve büyük ihtimalle 3 Kasım sonrasına bırakıldı ama altın geriye gelmiyor. Çünkü 3 Kasım sonrasında çok daha yüklü bir teşviğin önümüze gelebileceği konuşuluyor. Öbür taraftan Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Avrupa'nın yeni bir teşvik paketi açıklamasıyla ilgili sinyal vereceği de konuşulmaya başlandı. Pandeminin etkisinin artması yeni teşviklerin de kapıda olduğunu gösteriyor ve bu teşvikler altının yükselişini çok hızlı bir şekilde tetikleyecek. Büyük patlamaya hazır olun arkadaşlar. Bir anda 2000 doları zorlayan bir altın ons değeri görebiliriz ve yine bir anda 2000 doların kırıldığını, 2080-2100 aralığına gittiğini görebiliriz altının onsunun. Şu an itibariyle yani 8.16-8.17 seviyesindeki doların 1980-1990 civarında bir altın ons değerinin olduğu bir pozisyonda arkadaşlar 540 liralık gram altın demek. Bakın 540 liralık gram altın demek. Eğer ki teşvikler beklenenin üzerinde olursa, hem Avrupa cephesinde hem de Amerika cephesinde çok ciddi teşvikler açıklanırsa, anlayın ki arkadaşlar 2100'ü kıran, 2300'ü hedef haline getiren bir altın ons değeri görürüz. 8.40'ı zorlayan bir doların olması durumunda da 600 liranın üzerinde bir gram altını işaret eder. Yani çok ciddi bir yükselişle çok yakın bir zaman içerisinde karşı karşıya kalacağız, görünen o. Bugün de her zaman olduğu gibi bütün rakamları değerlendireceğim sizler için. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili öyle veriler açıklandı ki aslında Türkiye'nin geldiği durumu çok net bir şekilde özetliyor ve aynı zamanda neden Merkez Bankası dolara müdahale etmiyor sorusunun cevabını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor arkadaşlar. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bundan sonraki süreçte dolara müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Türkiye'de devalüasyonist bir etkiyle dolarda bir yükseliş görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bütün bu soruların cevabını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugünlerde piyasaları en çok etkileyen konu başlıklarını bir kez daha sizlerle paylaşayım. Tek tek de ufak ufak açmaya çalışayım. Amerika'da teşvikler Senato'nun tatile girmesi nedeniyle, biliyorsunuz seçimlerden belli bir dönem öncesinde senatörler tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla bu kural gereği senatörler tatile çıkacağı için teşvikler ister istemez 3 Kasım sonrasına ertelenmiş gibi görülüyor. Ama München'la Pelosi arasındaki gelişmeler son derece sıcak. Trump imza atmaya hazır. Ha, görünen o ki Trump imza atamayacak ya da imza atsa da seçimlerden sonra, seçimleri kazanırsa atabilecek. Eğer ki imza atan kişi Biden olursa arkadaşlar, o zaman zaten teşviklerin bugünkü konuşulan değerlerinin 2'ye 3'e katlandığını düşünün. 1.8 trilyon dolar değil, en az 3.5-4 trilyon dolarlık bir teşvik paketi konuşmaya başlarız. Birincisi bu. İkincisi, Perşembe günü çok kritik arkadaşlar. Çünkü Avrupa Merkez Bankası politika toplantısını gerçekleştirecek. Burada faiz beklentisi çok önemli değil. Zaten negatif ortamda olan bir faizden bahsediyoruz Avrupa'da. Faizleri biraz daha aşağıya indirse de çok fazla bir işe yaramayacak. Ama Lagarde çıkıp da hem hükümetlerin acilen teşvik açıklaması gerektiğini söylerse ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde varlık alımlarına başlayacaklarını ifade ederse, yüksek miktarlarda bir rakam telaffuz ederse, ki ihtimal dahilinde, üstelik yüksek bir ihtimal dahilinde, böyle bir durumda arkadaşlar Avrupa'dan da piyasaya girecek çok yüklü miktarda Euro'dan bahsediyor olacağız. Bakın, bir taraftan Amerika'daki teşvikler, bir taraftan Avrupa'daki teşvikler. Bollaşan para, ama bu bollaşan paranın gelişmekte olan ülkelere kayacağını falan düşünmeyin. Çünkü hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın açıklayacağı teşviklerin büyük kısmı vatandaşlarına gidecek arkadaşlar. Peki vatandaşları bu parayı ne yapacak? Aldıkları paranın tamamını harcayacaklar mı? Yarısını harcıyorlarsa yarısını tasarrufa yönlendirecekler. Tasarrufa yönlendirdikleri paranın büyük bir kısmı da altına
gidecek. Onun için altının onsu teşvik haberlerinin azıcık somutlaşmasıyla birlikte ya da söylentilerin biraz artmasıyla birlikte hemen yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Teşvikler somut bir şekilde açıklanırsa o zaman zaten altını durdurmak mümkün hale gelmeyecek arkadaşlar. Bir taraftan küçük yatırımcılar, öbür taraftan da büyük sermayedarlar altına hücum edecekler ve işte o günlerde biz 2100'ü zorlayan, yeni zirveler deneyen, yeni rekorlar kıran bir altın göreceğiz. Tabii ki Türkiye ekonomisi de gram altın açısından çok önemli. Türkiye ekonomisi her geçen gün biraz daha sıkıntılı günlere doğru ilerliyor. Bir taraftan dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ekonomilerin küçülmesi ya da kapanması, öbür taraftan Türkiye'nin kendi iç sorunları, dış borcun çevrilemez hale gelmesi, bütçenin büyük bir kara delik haline gelmesi, Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi ve tabii ki cari açık meselesi. Bütün bunlar üst üste bindiği için Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin artık bir çaresi kalmadı arkadaşlar. İster istemez devalüasyonist bir etki yaratacaklar kur üzerinde. Aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi sert bir hareket göreceğiz büyük ihtimalle çok ama çok yakın zaman içerisinde. Bu hem gram altın fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor hem de doların aniden sıçraması anlamına geliyor arkadaşlar. Dolar 15-16 belki 17'li seviyelere doğru sıçrayacak. Ya olur mu öyle şey diyenlere cevabımız 2018 Ağustos ayında gizli. O günlerde 3,5 lira olan dolar 7-7,5 lira seviyelerine kadar yükseldi. İğne etkisiyle 8 lirayı da gördü. Bugün gördüğünüz bu 8-16, 8-17, 8-18 seviyelerini bile önemsemeyin arkadaşlar. Ne kadar yükseldi dolar falan demeyin. Bunlar doların kademeli yükseliş hareketleri. Bunlar devalüasyonist bir etki değil arkadaşlar. Ve bu kademeli yükselişler bu şekilde devam ederse, Türkiye'de bir devalüasyonist hareket olmazsa dolarda, o zaman insanların dolara olan talebi her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Sadece insanların değil, kurumların, şirketlerin, herkesin dolara ve altına olan talebi devam edecek. Bu piyasanın daha da sıkışması anlamına gelecek arkadaşlar. Burada yapılabilecek tek şey dövizin serbest bırakılması, devalüasyonist bir etkiyle aniden yukarıya sıçratılması ve sonrasında da yüksek bir faiz arttırımıyla dengelenmesi. Dengeleme esasında çok ciddi bir döviz boşalması olacaktır. Pek çok kişi Türk lirasına dönecektir. Bir kısmı faize giderken bir kısmı da alternatif yatırım mecraları arayacaktır kendisine. Dolayısıyla şu anda hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası'nın devalüasyonist etkiden başka çaresi kalmadı arkadaşlar. Bakın Merkez Bankası ile ilgili bazı rakamları sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Ve ne anlama geliyor onları da kısa kısa sizler için açıklamaya çalışacağım. Altın ve dövizden oluşan rezervleri %4.9 oranında azalmış durumda Merkez Bankası'nın ve 79.7 milyar dolara kadar geriledi. Şimdi sadece böyle bakarsanız olaya ya 79.7 milyar dolar hiç de fena bir rakam değilmiş diyebilirsiniz. Ama tablo öyle değil arkadaşlar. Devamında olayın ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. Döviz rezervleri %6.3 oranında azalıyor ve 36.3 milyar dolara düşüyor arkadaşlar. Yani eurosundan sterlinde, sterlinden dolarına kadar toplam döviz rezervleri 36.3 milyar dolar görünen rakam bu Merkez Bankası'nda. Altın rezervleri %3.7 oranında azalıyor ve orada da 41.8 milyar dolarlık bir rezerv var. Tabii bunlar rezerv olarak görünüyor ama esasen borç bunlar arkadaşlar. Yani yapılan swaplar, türev işlemleri ya da yurt dışından alınan borçlar. Ve çoğu da bir yıldan önce ödenmesi gereken borçlar ve pek çoğunun da vadesi hemen hemen gelmiş durumda. Bir ay içerisinde Merkez Bankası'nın geriye ödemesi gereken rakam 19 milyar dolar türev işlemler kaynaklı. Peki Merkez Bankası'nın ne kadar döviz rezervi vardı? 36.3 milyar dolarlık döviz rezervi vardı. Yani yarısını bu ay içerisinde ödemek zorunda kalacak görünen o. Daha tehlikeli bir durum var. Türev ve swap işlemleri kaynaklı yükümlülükler, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken yükümlülükler toplamda 62.9 milyar dolar. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar? 79 milyar dolar. 62.9 milyar dolarsa
türev işlemler kaynaklı Merkez Bankası'nın bir yıl içerisinde ödemesi gereken rakam. 39.9 milyar dolarlık zorunlu karşılık rezervde görünen döviz var ve bunların da ödenmesi gerekiyor. Bu arada 5.1 milyar dolarlık da faiz ödemesi var. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış durumda, cepte para kalmamış durumda. Kasada para bitmiş durumda ve bu koşullar içerisinde zaten Merkez Bankası'nın kuru baskılama şansı yok. Yapabileceği tek şey faiz enstrümanını kullanmak belki, o da 100-150 baz puanlık bir faiz arttırımıyla sağlanamaz arkadaşlar. Merkez Bankası'nın yapabileceği tek şey ani bir faiz arttırımı yapmak. O zaman da emin olun arkadaşlar, kimse şu anda elindeki dövizi bozmayacaktır. Hem yüksek faiz ödemeye devam edecek bu durumda Merkez Bankası, hem de rezervlerini güçlendiremeyecek. Hem de ekonomi yönetimi çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıya kalacak. Bu üçgeni bir araya getirdiğinizde gördüğünüz tablo çok net bir şekilde şu arkadaşlar. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin Ağustos 2018'de olduğu gibi devalüasyonist bir etkiyle kuru yukarı çekmekten başka hiçbir şansı yok. 16-17'lere giderse ancak dolar, işte o zaman vatandaş koşa koşa dövizlerini, altınlarını bozdurmaya başlayacaktır. Bir an önce bu yüksek seviyelerden dövizini bozdurup Türk lirasına geçmeye çalışacaktır. Bu Merkez Bankası rezervlerinin bir anda dolması, yükselmesi anlamına gelir. Çünkü sadece bankalarda dolar ve altın mevduatlarına baktığınız zaman 218 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. Vatandaşlara ait olan bir rezerv. Bu paranın bozdurulması demek Merkez Bankası'nın çok ciddi manada bir döviz rezervine sahip olması demek. Aynı zamanda bir de yastık altı olanlar var. Yastık altında da en az bir bu kadar daha dolar ve altın olduğunu kabul edin. Bana göre çok daha fazlası. Onların da bozulduğunu kabul edin. İşte o zaman Merkez Bankası rezervlerini toparlayabilir. Nefes alacak gücü kalabilir. Tam o noktalara çıktığında, yani 16-17'lere çıktığında dolar, Merkez Bankası yüklü bir faiz arttırımı yapacaktır. Durduracaktır. Frenleyecektir. Hatta hafif geri çekilmesini sağlayacaktır. Aynı Ağustos 2018'den sonra olduğu gibi. Yani 7-7,5'u gören döviz nasıl 5.5 seviyelerine, 5 seviyelerine kadar gevşediyse, 16-17 seviyelerini gören dolar, Merkez Bankası'nın o günkü yüklü faiz arttırımları sonrasında 13-14'e, belki 12 lira seviyelerine kadar gevşeyecektir. Ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Yüklü faiz arttırımıyla kastım öyle 100-150 bas puan falan değil, minimum 1500 bas puanlık bir faiz arttırımı arkadaşlar. İşte o gün itibarıyla Merkez Bankası dengeleri sağlayacaktır. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı, kurun dengelenmesi ortamı ve sonrasında rezervlerin toparlanıp dış borçların çevrilebilir hale gelmesi ortamını sağlayabilecektir. Hem Merkez Bankası hem ekonomi yönetimi. Eğer ki bunu yaptıktan sonra yerli üretim kaynaklarını da devreye sokarsa, o zaman işleri toparlama şansları da olabilir. Bambaşka bir noktaya doğru gidebilir Türkiye ekonomisi. Bunu yapmazlar ise, kademeli yükselişe devam ederlerse, bütün yolların çıkmaz yol haline gelmesini beraberinde getirir. Hem Türkiye çok ciddi bir ekonomik krize girer ve öyle ya da böyle Türkiye'de dolar ve döviz devalüasyonist bir etkiyle yükselir. Bu işin geri dönüşü de olmaz o zaman. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Ama benim tahminim, kademeli yükselirse 9-10 lira aralığında bir dolar kuru yıl sonunda, devalüasyonist bir etki olursa her an yaşanabilecek bir devalüasyonla 16-17 liralara giden bir dolar kurudur arkadaşlar. Sterlini, euroyu da buna göre hesaplayabiliriz. Euro büyük ihtimalle 17-18 lira civarında olacaktır. Parite bu seviyelerde kalırsa sterlin de 20 liraları zorlamaya başlayacaktır. Belki 20 liranın da üzerine çıkacaktır. Hemen rakamları da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Borsa 114 binin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Çok zor işi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde borsa endeksini 105 binin altında görürsek hiç şaşırmayın. Daha sonraki süreçte 100 bin aşağıya doğru kırılırsa hiç ama hiç şaşırmayın. Çünkü yıkıcı etkilerle satış baskısı gelecek borsada, uyarıyorum bir kez daha sizleri. Dolar biraz önce de söylediğim gibi ya devalüasyonist etkiyle yukarıya doğru sıçrayacak ya da yıl sonuna kadar 9-10 aralığında bir dolar
dolar kuru göreceğiz. Diğer taraftan euro doların 9-10 lira aralığına yerleşmesiyle 11-12 lira aralığında değer bulacak. Sterlin de 13-14 lira aralığına kadar yükselecek. Gelelim euro dolar paritesine. Bakın perşembe günü çok kritik dedim. Bir kez daha söylüyorum. Lagarde'ın ağzından teşviklerle ilgili bir cümle çıkarsa ki çıkma ihtimali çok yüksek. Paritede aşağıya doğru bir hareket görürüz. 1.17, 1.16 hatta 1.15 seviyeleri bile görülebilir. Çünkü Amerika'daki teşvikler 3 Kasım sonrasına kaldı. Tabii burada miktar da önemli olacak. Buna bağlı olarak Euro'da hafif bir geri çekilme olabilir Türkiye'de ama yükselişi devam edecek Türk Lirası. Çünkü tüm para birimlerine karşı değer kaybediyor gördüğümüz kadarıyla. Şu anda 1.1836'da Lagarde teşvik açıklamazsa bu seviyelerde kalır. Bu durumda Euro'da bu seviyelerde kalır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim faiz cephesine. Evet Türkiye'de politika faizi 10.25'te ama piyasa faizleri öyle değil. Şu anda tahvil faizleri 14.48'e kadar yükselmiş durumda. Görünen o ki 16'ya doğru emin adımlarla gidiyor arkadaşlar. Altın ne olsun bakın teşvik paketi gecikmesine rağmen Amerika'da bu kez Lagarde'ın açıklamalarının beklentisiyle yukarıya doğru seyretmeye başladı ve aynı zamanda tabii 3 Kasım seçimlerine çok yaklaşıldı. Eğer Biden kazanırsa bu sıçramanın çok daha yüksek olacağını gören pek çok yatırımcı pozisyon almaya başladı. Altın fiyatları da ufak ufak tırmanıyor arkadaşlar. Tırmanmaya da devam edecek. Teşvik açıklanırsa hareket çok daha hızlanır. Teşvik açıklanmazsa da bu seviyelerde kalır. Hatta bir miktar daha yukarıya çıkar seçimlere kadar. Seçimlerden sonra şok hareketler bekliyorum altının onsunda. Brent petrol şu anda yatay seyrediyor ama zaten yeterince ve sert düşmüştü. Biraz soluklanıyor. Pandeminin etkisiyle, tüm dünyada yayılan pandeminin etkisiyle, ekonomilerin küçülmesi, sanayilerin daralmasının etkisiyle petrol fiyatlarındaki dramatik düşüşleri göreceğiz önümüzdeki dönemde. 20 dolarlara kadar gidebilir. Tekrar Brent petrol, ham petrol de 18-17 dolar seviyesine kadar düşebilir. Hele ki biraz da şoklar yaşanırsa pandemi nedeniyle o zaman çok daha dip seviyeleri görebiliriz. Ez cümle arkadaşlar, bizi dinleyenler, sakin olanlar, parasını koruma derdinde olanlar, oradan oraya sıçramayanlar yine keyiflerine bakıyorlar, kahvelerini içmeye devam ediyorlar. Bunun tersini yapanlarsa büyük zararlarla karşı karşıyalar. Ama ben uyarmıştım arkadaşlar. Keşke dinleseydiniz diyebiliyorum ancak. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.